Biraz daha söylesem mi? Kesin. Daha da makbule geçer ama ya. Yok da. Bu ya, gelir burada şimdi. Bir kim var? Var mı bir tanıdığı? Üsköy'den de yaylalardan. Kadırga yaylasını özellikle açık hava camiinde namaz kılmaya nasip olsun diye yollara düştüm. Kadırga'ya birkaç sefer geldim ama burada namaz kılmak ilk defa nasip oldu. Fatih Sultan Mehmet Han'ın da namaz kıldığı söylenmiş rivayetlerde. Araştırmalarımıza göre yaylanın çimeni seccade ederek namaz kıldık. Allah kabul eylesin. Bu semalardan ezan-ı Muhammed'in eksik eylemesin. Kolay kolayına da burada namaz kılarken yağmurda gelmez. Bir sefer gelmiş şurada benim günümde. Gerisi muhabbele ayamlar iyi olur. Millet namazını kıldıktan sonra havada bozar. Şöyle bir Fatih Sultan Mehmet Han'ın yani bu bölgeden geçerken Zigana Dağı'na inmiş. Orada da bir konuşması var. Zaten Trabzon'da Atapark'ta yazıyor. Burada namaz kıldı söyleniyor. Öyle de bir rivayetler var. Onun için askerlerine birlikte kıldı. Onun için de o günden bugüne yani burada büyük insanların da yine namaz kıldığı özel bir gündemi var. Hiç yağmur almıyor. Cuma saatlerine kadar kar da yağsa, şu da olsa yağmurun pek inmediği ve işte dağlarında şehitlerin bulunduğu mukaddes bir bölge. 55 senesinde geldim buraya. Ondan sonra burada esnaflık yaptım 50 sene. Namazdan gelip burada namaz kılardık her zaman, her vakitte. Ondan sonra burada hiç yağmur yağmadı. Bir hafta imam uzattı, vaazı uzattı. Ondan sonra hutbeyi de uzattı. Uzatınca bulutlar geldi. Hemen bu caminin içine çıkarken yağmur başladı mı buradan kaçan kaçana gittik. Yukarıda bir arkadaşımız, tanıdık bir arkadaşımız kalpten düştü, hemen öldü.
bir arkadaşımız burada öldü. O bakımdan o zamandan beri işte burada kapalı cami yapıldı. Kadırga deyince Türkiye'de ve dış devlette olan işçilerimiz, arkadaşlarımız buraya sırf namaz kılmak için, cuma namazı kılmak için buraya geliyorlar. Fakat çok adamlarımız da şurada her meniyeti yapıyorlar şu Kadırga'nın üzerinde. Buraya namaza gelmiyorlar. Buranın tadını, kıymetini bilmiyorlar. 70 senedir bir cami diyeyim. Haçkal Hoca namaz kıldırırdı, fakuşadım girmez. Anladım. Burası önce Barkar Dağı. Barkar Dağı. İki kaynarak arasında burada namazı kılan Sultan Mehmet. O yanda su vardı. Bir de bu kaynar. Bundan sonra Kadir vurulmuş, Kadirga'ya ondan burada yatar. Sanki Beytullah'ın bir şubesi olarak. Burada bakın cuma günleri burada genellikle yağmur yok. Gender görünen bir şey. Mesela geçen sene çok hafif bir yağmur yağdı. Yağmadı değil ama Allah'ın üzerinden güvercin, kuşlar uçmaz. İşte burada da bakın dikkat ederseniz aynı Beytullah'ın bir şubesi gibi. Sadece camiler yeryüzünde, bütün camiler, mescitler Beytullah'ın bir şubesi ama bu Kadırga yaylasının ayrı bir özelliği var. Yani anlatılacak gibi değil. Anlatılması mümkün değil. Ama burayı gelen kardeşlerimiz, misafirler burayı gördükten sonra buranın ne anlamda, ne mana taşıdığını onlar biliyor. Burası Fatih Sultan Muhammed Han Hazretleri. Mesela burada biz müezzinlik yaparken Hazreti Resul-i Ekrem ve Nebi-i Muhterem sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretlerinin mübarek ruhu şeriflerine salavat-ı şerefe getirenlerin bu cami-i şerifi yapan cennet mekan Fatih Sultan Muhammed Han Hazretlerinin ruhu için diye burada müezzinlik yapıyoruz biz. İşte bu, Fatih Sultan Muhammed Han Hazretleri burada bir arkadaşı var Kadir Ağa diye. Bir arkadaşı var. O Trabzon'a geldiği zaman Kadir Ağa diye arkadaşını ziyaret etmek istemiş. Nerede? Kadırga'da deniliyor. Ve buraya geliyor. Burada şehit olduğunu, Kadir Ağa'nın burada şehit olduğunu ve burada askerleriyle beraber bir cuma namazı kılmak için askerlerine bu alana bir alan taş topladır. Buraya bir alan. Şu işte o şu gördüğünüz bakın üzerine bir sıva yapıldı şu anda. Bak şu taşlar odur budur burada duruyor. Şu gördüğünüz karadaşlar Fatih Sultan Muhammed Han Hazretleri'nin zamanından biri bu taşlar. Ama sonradan bu beton yapıldı, sıva yapıldı üzerine. İşte bu yüzden burada cuma namazı kılınıyor toplu halde. Vakit namazları da hava iyi olduğu zaman eş dost geliyor burada kılıyor ama genellikle cuma namazı kılmak için dünyanın her yerinden buraya geliyorlar. İsmet Kıdıcaslan. Kadırga Yaylası'nda Kürt'ün müftülüğü ve kaymakamlıklar burada mevlitlerde, cemiyetlerde yardımcı olmak amacıyla camiye gelip onlar etrafını güzel bir ortamda daha düzenli ederek daha güzel çalışmalarımız olacak. Atamızın, dedemizin camısı bura. Burada da kılan var, burada da kılan var. Burada daha şey diyorlar, bunun için buraya geliyor. Burada aynı öğlen namazımızı kılıyor. Kazağın varsa kazağını da kılarsın.